Bugünkü konuşmamın başlığı İstanbul deprem ve tsunami tehlikesi üzerine olacak. Malum son zamanlarda çok gündemde. Konuşma içeriğim şöyle olacak. Deprem konusunda biraz genel bilgiler verdikten sonra Kuzey Anadolu fayını birazcık anlatacağım. Daha sonra İstanbul deprem senaryoları konusunda bir şeyler söylemeye çalışacağım. Ayrıca tarihi yarımada üzerindeki tarihsel depremler konusunda bazı bilgiler vereceğim. Sonunda tsunami ile konuşmamı bitirmek istiyorum. Belki sonunda küçük bir değerlendirme de yaparız. Bizim üniversitenin ablemi yıldız. Giderek parlayan bir yıldız. Ama yıldız deyince biz yerbilimciler başka şey de anlıyoruz. Çünkü afetin İngilizce karşılığı disaster. Etimolojik olarak buna baktığımızda kötü yıldız anlamına geliyor. Yani geçmişteki afet kelimesi gökten düşen göktaşlar için, özellikle yıldızlar değil ama yıldız olarak ifade edilmiş, göktaşları için bir afet olduğu ifade edilmiş. Ama demek ki o dönemdeki insanlar, bunu söyleyen insanlar, yeryüzündeki bazı olayları afet olarak görmüyormuş. Doğayla iç içe yaşama şeyini daha iyi biliyorlarmış. Afetler sosyal yaşam rutinlerinin askıya alındığı dönemlerdir. Bu dönemlerde can ve mal kayıpları olabilir. Tabii ki afetler sonuçlardır. Asıl tehlike önemli. Bizi bekleyen tehlikeler neler? Bunları ikiye ayırabiliriz. Doğa kaynaklı ve insan kaynaklı olmak üzere. Bakın ben doğal afet kelimesini kullanmıyorum. Doğal afet kelimesi bizim gibi kaderci toplumlarda afet konusunda bir şey yapılamayacağı gibi bir algı yarattığı için doğa kaynaklı ve insan kaynaklı olarak ikiye ayırmayı daha çok tercih ediyorum. Aslında afetler çok ani olaylar ama yeryüzü, yani dünyanın oluşumu 4.6 milyar yıl, o günden bu yana depremler sürekli ola geliyor. Ve bunların çoğunda insan yok. İnsan son birkaç milyon sene içerisinde, bakın 4.6 milyarla birkaç milyon sene arasında bir mukayese yaptığınızda korkunç bir şey var, değer var. Dünyanın kıtaların parçalanıp yavaş yavaş hareketiyle, her yıl birkaç santimlik hareketiyle koca sıra dağlar meydana gelirken, diğer bir yandan da koca okyanuslar meydana gelmiş bu yavaş hareketlerle. Fakat biz bunları fark etmiyoruz. Ölçebiliyoruz fakat fark etmiyoruz. Şimdi son zamanlarda çok tartışılan bir konu var. Çünkü yaşadığımız dönem artık insanlık çağı adı veriliyor. Acaba 6. yok oluş insanoğlu eliyle mi olacak diye tartışılıyor. Çünkü dünyada 5 tane yok oluş var. Bu yok oluşlarda insan yok fakat bitkiler ve hayvanların nesilleri %95 oranında yeryüzünden silinebiliyor. Şimdi mesela son 50 yıldaki küresel iklim değişimiyle birlikte bu şiddetle tartışılıyor. Acaba dünyanın sonunu biz mi getireceğiz diye. Ve hepimizin çokça dikkat ettiği depremler konusu aslında önlenemeyen fakat zararları önlenebilecek afetlerden bir tanesi. Biz öğrencilerimize depremi tarif ederken yer kabuğunun içerisinde birikmiş elastik deformasyon enerjisinin aniden ortaya çıkışıdır diye ifade ederiz. Bakın orada aniden kelimesini sildim. Çünkü birazdan başka şeyler söyleyeceğim bir başka slaytta. Şimdi deprem dalgalarının nasıl yayıldığına bir bakalım. Deprem dalgaları birkaç tane. Önce sismografa gelen P dalgaları vardır ki bu zararsız dalgadır. Bu dalga havadan, sudan ve yer kabuğu içerisinden geçer. Evde otururken, mesela bir sandalyede oturuyorsanız aşağıdan bir vurma şeyi gelir. O işte P dalgasıdır, zararlı değildir. Ne oluyor demeye kalmaz, arkadan birkaç saniye sonra diğer dalgalar gelmeye başlar. S dalgaları dediğimiz kayma dalgaları, bu mühendisler için de çok önemli bir şeydir. Daha sonra da yüzey dalgaları yayılmaya başlar. Bunlar döner hareketler yaparak S dalgaların başlattığı işi bitirirler. Yani yıkımlar, hasarlar bu yüzey dalgalarıyla birlikte olurlar. Şimdi bakın,
Depremleri tarif ederken işte elastik deformasyon enerjisinin aniden ortaya çıkması olarak ifade ediyoruz. Gerçekte bu tarif sıradan depremler için, normal depremler için. Yani saniyede deprem dalgaları yer kabuğu içerisinde 3 ile 7 kilometre arasındaki hızlarla hareket edebilir. Bunlar normal depremlerdir ve ani ortaya çıkabilir. Mesela dünyanın en büyük depremi 1960 yılında Şili'de oldu. 9,5 büyüklüğünde. Yani Marmara'da beklediğimiz en büyük depremin 900 kat daha büyüğü enerji olarak. Marmara'da beklediğimiz depremden 900 kat daha büyük bir enerji. Ve bu deprem 10 dakika sürdü. 10 dakika. 2004'te bizim de üniversite olarak gittiğimiz Endonezya deprem ve tsunamisi 6 dakika sürdü. 2011'de Japonya'daki deprem 6 dakika sürdü. Bizim Marmara'da beklediğimiz depremin en büyük deprem bile 1 dakika civarında olacağını tahmin ediyoruz. Fakat depremler her zaman böyle hızlı hareket etmiyor. Bazen saniyede yüzlerce metre, saniyece onlarca metre hareket eden depremler var. Bakın depremin bir tanesi 1 saat sürüyor. Yine 1960'ta Şili'de bir transform fay dediğimiz bir fayın üzerinde gelişen deprem 1 saat sürüyor. Çatır 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 kırılarak saniyede 10 metrelik bir kırılmayla 1 saat süren depremler de var. Bunlar normal sismograflar tarafından ölçülemiyor. İvme ölçerler tarafından ölçülmesi gerekiyor. Aslında bunlar iyi tanınırsa belki depremleri ileride söyleme şansımız olabilir. Biz hep alışkınız sıradan depremleri ölçmeye. Bunların da Marmara içerisinde sürünmelerinin ölçülmesi gerekir. Yani Marmara çevresindeki Kuzey Anadolu fayındaki bu sürünmeler her yıl ölçülüyor. Bunu ölçen iki kişi de Türkiye'de çok iyi bilim adamı. İşte harita bölümümüzde bizim iki tane Uğur arkadaşımız var. Bunlar sürünmeleri sürekli ölçüyorlar. Bunlar çok şeyler söylüyor. İleride belki öngörebilecekleri depremler olabilir. Şu dünya haritası üzerinde beyaz ve yeşil alanlar çok tehlikeli alanlar değil. Kırmızı ve kahverengi alanlar halen dağ oluşum süreçleri devam eden bölgeler. Örneğin Kuzey Amerika ile Güney Amerika'nın batı kıyıları hep dağlık. Bu süreç devam ediyor ve devam ettiği için de buralarda depremler var. Biz ise İspanya'dan başlayan Endonezya'ya giden bir Alp-Himalaya dağ kuşağı üzerindeyiz. İşte bu süreçler henüz kıtaların birbirini sıkıştırması nedeniyle bizim deprem sürecimiz devam ediyor. Diğer yeşil ve beyaz alanlarda böyle bir deprem beklenemez. Mesela hemen yanımızda Arap kıtası üzerinde hiçbir deprem beklemek mümkün değil. Ama hemen yakınında bizde sürekli depremler ola geliyor. Dünyada her yıl milyonlarca deprem oluyor ve biz bunun 500 bin tanesini ölçüyoruz. 100 bin tanesi hissediliyor. Bakın ne kadar çok deprem oluyor. 5 ile 6 arasında 1800 tane deprem var. 6 ile 7 arasında 150'ye yakın deprem var. Her sene 18 tane 7'den büyük deprem var. Bir tanesi de 8'den büyük olabiliyor. Her sene istatistik olarak bu ortalama doğrudur. Bakın Türkiye'ye geçtiğimizde yılda 24 bin deprem oluyor Türkiye'de. Yani her aya 2000 tane deprem düşüyor. Ve bu sayılardan 4'ten büyük hissettiğimiz, korktuğumuz depremlerin sayısı 130 civarında. Bunları niye söylüyorum? Dünyanın en kolay mesleği falcılık ve kahinlik. Atın bir tanesini mutlaka tutar. Zaten bu falcılar ve kahinler sürekli kritik bölgeler için yorum yaparlar ve 2 haftalık süre verirler. Tutma şansı çok yüksektir. Dolayısıyla insanların aklını karıştıran yerbilimciler değil, bu kahinler ve falcılar. Biliyorsunuz deprem açıklandıktan sonra Richter ölçeğine göre derler. Charles Richter 1930'larda şöyle bir laf söylemiş. Depremi önceden aptallar, şarlatanlar ve yalancılar bilir diye bir söz söylemiş. Bu söz henüz geçerli. Belki ileride deprem önceden tahmin edilebilecek ama bu sözün geçerliliği halen devam etmektedir. Türkiye gerçekten kıtaların birleştiği bir yer. Bakın bu farklı renkteki parçalar sürekli farklı kıtaların izleri. Aralarındaki çizgiler de bizim kader çizgilerimiz olan fay zonları. Bunlardan en tehlikeli olanlardan bir tanesi de Kuzey Anadolu fayı.
doğuda Karlova Bingöl'den başlayıp Saros Körfezi'ne kadar gelen ve Marmara Denizi'nden geçen 1400 kilometre uzunluğundaki bir kırıktır. Şu harita çok önemli. Kamuoyunda fazla yansımıyor ama bu harita çok önemli. Çünkü Türkiye deprem tehlikesi haritasının altlığı budur. 1992'ye kadar 5,5'tan büyük deprem oluşturacak fay sayısını biz 150 biliyorduk. 2012'de bu sayı 485'e çıktı. Yani deprem tehlikesi arttı. Fakat depremimizi daha iyi biliyoruz. Nerede, ne şekilde olacak? Yani biz depremlerin nerede olacağını biliyoruz. Yaklaşık periyotlarını da biliyoruz. Ama bu deprem kestirimi değildir. Deprem tahmini değildir. Bu bölgeyi iyi bilmekten kaynaklı olarak istatistikli bilgilerdir. Marmara'da da bunu yapıyoruz. Yaklaşık neresi kırılacak, ne mertebede, ne periyotta kırılacak biliyoruz. Ama gün, saat, büyüklük olarak söyleme şansımız yok. Bizim değil, dünyada kimsenin yok. Şimdi biraz Marmara'ya bakalım. Marmara için diyoruz ki Marmara depremi çok önemlidir. Hatta milli güvenlik sorunudur. Niye böyle söylüyoruz acaba? İçinde bulunduğu faylar, bölgenin fayları, nüfusu, yapı stoğu, sanayinin kalbinin burada atıyor olması, tarihi, kültürel yapılar açısından baktığımızda, bir de heyelanlara kattığımızda bakın bütün bu faktörler Marmara Denizi'ne çok önemli kılıyor. 4 milyon konut var. Bakın aslında İstanbul'u bir obez şehir yarattık. Hepimiz İstanbul'u çok seviyoruz ama sağlıksız bir şehir. Çünkü sağlıksız büyüdü. Ve nüfusu 1927'lerde 800 bin civarındayken 92 yılda 20 kat arttı. Şu sıralar 16 milyon civarında. Bakın bu sayı bile afetleri yönetmeniz için size zorluk çıkarır. Ve konut sayısına baktığımızda sadece İstanbul'da konut sayısı 4 milyon civarında. Marmara geneline baktığımızda 6 milyon civarında konut var. Türkiye genelinde 22 milyon konut var. Bunun 6 milyonu Marmara'da. Ve nüfus olarak baktığımızda Marmara'nın 8-10 ilini de saydığımızda zarar görebilecek nüfus 26-28 milyona karşılık gelir ki bu Türkiye'nin önemli bir kesimidir. Bu nedenle gerçekten Marmara çevresindeki bir deprem milli güvenlik sorunudur. Şu 2018'de açıklanan Türkiye deprem tehlike haritası. Bunun üzerinde söz konusu şu Kuzey Anadolu fayını anlatmaya çalışıyoruz. Bu fay zonunun üzerinde doğuda başlayan bir deprem şeyi var, sıralaması var. Bakın 1939, 1942, 1943, 1944, 1951, 1957, 1967, 1912, 1999 batıya doğru bir deprem göçü var. Arada neresi kırılmamış, nerede deprem olmamış? Marmara Denizi'nin içerisinde. Yani yer bilimci olmanız gerekmiyor. Marmara Denizi'nin içerisinde bir deprem mutlaka olacak. Bu tablo bile onu rahatlıkla söylüyor. Bakın şu İstanbul'un jeoloji haritası. Bu renkler jeolojik yaşları ifade ediyor, kayaları ifade ediyor. Çok karmaşık. Ben size bunu sadeleştireyim. Şöyle bir hale getireyim. Çok sadeleştireyim. Kahverengi, kırmızımsı olan İstanbul'un merkezi kesimi, şöyle diyelim, Anadolu yakasının bütünü, Avrupa yakasının da Haliç'ten kuzeyi olmak üzere Türkiye'nin en sağlam zemini. Ve o batıda Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyinde ki Başakşehir'den itibaren kuzey kesimler sağlam zeminler. Sayın Başkanım, maalesef biz sarı zemin üzerinde kalıyoruz. Biraz yapılar yaparken dikkatli olmamız gereken hassas bir zeminde, üniversitemizde öyle. Sarı bölgeler halk tabiriyle çürük, mühendislik olarak bina yaparken dikkatli olmamız gereken yerler. Yani Maslak'taki bir gökdeleni sarı zeminlerin üzerinde yapmak tehlikeli. Biri bakın 300 milyon senelik pekişmiş kayalar, diğer taraf 20-30 milyon senelik gevşek zeminler. En tehlikelisi de gri dere yataklarının olduğu zeminler. Bakın onların üzerindeki yapılar nasıl davranır? Çok basit size açıklamaya çalışayım. Bakın İstanbul'da hem gökdelenler var hem alçak binalar var.
Gökdelenler sanıldığı gibi şehir efsanesi var, daha çabuk yıkılır diye, bu doğru değil. Yönetmeliği olmasa da genellikle yüksek binalar çok fazla mühendislik görüyor ve zemine ilişkin bütün mühendislik parametrelerini de içeriyor. Dolayısıyla yüksek binalar çok sallanır ama yıkılacağı anlamı taşımaz. Fakat bir özelliği var, yüksek binalar uzak depremlerden etkilenir. Yani Bursa'daki bir deprem İstanbul'daki bir gökdeleni normalden fazla sallayabilir. Hatası varsa hasar da verebilir. Alçak katlı binalar da, yani 4-6 katlı binalar ise yakın depremlerden daha çok etkilenir. Böyle bir ampirik bir orantı var. Şu ise dere yataklarında yapılan evler için bir sorun olabilir. Yani dere yataklarındaki evler alüvyon zeminlerdir. Gevşek, kumlu, suya doygun zeminlerdir. Bunlar üzerinde yapınızı istediğiniz kadar sağlam yapın. Eğer zeminle barıştırmıyorsanız mutlaka sorunlar yaşarsınız. Bunu 1999 depreminde Adapazarı'nda gördük. Evlerin camı bile kırılmadan bir kat, iki kat yerin içine girmişti. Bunu yaşamamak için zemin etütleri şiddetle bu bölgeler için, sarı alanlar için yapılması gerekir. Şuradaki tabii görüntüye dikkat ettiniz değil mi? Yani alüvyon zeminler jöle zeminler gibi. Bu üstünde sallanan insanlar bir zaman sonra içindeki suyun yüzeye çıkmasına, kumların fışkırmasına neden olacaklar. En önemli tehlikelerden biri de yine o harita üzerindeki sarı bölgelerde, özellikle sıralayacak olursak Fatih, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Silivri'de olan zeminler üzerinde heyelan tehlikeleri var. Çünkü zeminlerin içerisinde kaygan olan bir kil var. Suya doygun olduğu takdirde şev de buna müsaitse kaymalar meydana gelebilir. Bu kaymaları depremler tetikleyebilir. Devasa heyelanlar var Avcılar'da ve Fürüsköy'de. Bakın bu sarı çizgilerle çizdiğim şeyler, sınırlar. Kayma düzlemlerini gösteriyor. TÜYAP'ın olduğu yeri görüyorsunuz. TÜYAP Kulesi'nin hemen altında Büyükçekmece'ye kadar kayan devasa bölgeler var. Üzerinde mahalleler var. Aslında heyelan kütlesi üzerinde. Ve yine biliyorsunuz Deva Bağırtan yokuşundan aşağı inerken asfalt her sene tamir edilir. Bunun nedeni asfaltın kötü olduğu değil, sürünme dediğimiz kriplerin ağır ağır aşağı doğru hareket etmesi nedeniyledir. Şimdi biz Marmara Denizi içerisindeki fayları konuşuyoruz ama atladığımız bir nokta daha var. Sadece beklediğimiz yerde değil, birkaç yer daha söyleyeceğim. Orada da büyük depremler olabilir. Birincisi, 1999 depremlerinin bir ucu Yalova'da bitti ama diğer ucu nerede bitti? Bolu'da bitti. Hatta tünelin orada bitti. Dolayısıyla depremler kaldığı yerden devam eder. Bolu çevresinde büyük bir deprem olursa şaşırmayın. En son 1944'te var, biraz önce gördüğünüz gibi. Orada da kırılmaya aday 7'nin üzerine deprem verebilecek bir yer var. İkinci yer Yalova. Üçüncü ve dördüncü yerler denizin içi değil, Güney Marmara'daki bölgelerde. Kuzey Anadolu fayının kolları var. Buralarda depremler olabilir. Dördüncü yerde işte üzerinde çok konuştuğumuz bölge. Şimdi Marmara bölgesini, Marmara Denizi değil, Marmara bölgesini ele aldığımızda her 50 yılda bir 7'den büyük deprem var zaten. Biz 20 yıl içinde zaten 2 tanesini yaşadık. Üçüncüsünü yaşar mıyız diye konuşuyoruz. Bir şehir efsanesi daha var. İstanbul'da kültürel yapılar var, camiler var, surlar var, Ayasofya var. 1500 yıldır ayakta, hiçbir şey olmamış. O yüzden bu yer bilimcilerin uydurması deprem hikayeleri, dolayısıyla korkacak bir durum yok. Bu yapılar ayaktadır gibi bir yaklaşım var. Şimdi bunu doğru mu yanlış mı bir bakalım. Hatta derler ki bu surların yıkıntısı genellikle savaşlar sırasında oldu. Bu doğru mu? Değil. Çünkü deprem kırıkları çok karakteristik, savaş şeylerinden farklıdır. Çok net biliniyor. Surlar 5. yüzyılda yapılıyor. Günümüze kadar her depremden etkileniyor. Bazen tamamen yıkılıp yeniden yapıldığı, bazen de kısmi onarımlarla günümüze kadar geldiğini biliyoruz. Ayasofya ve Fatih Camii. Ayasofya 1500 yıllık bir yapı. 360 yıllarında inşası başlanıyor. 3 aşamada.
532'de bitiriliyor. Ama hemen akabinde depremlerle yıkılıyor, kubbeleri yıkılıyor, yan kubbeleri yıkılıyor. Osmanlı döneminde minareleri yıkılıyor. Aynı bir deprem kataloğu gibi bütün izlerini üzerinde taşıyor. Bu izleri de görmek mümkün. Fatih Camii'nde yine öyle. En son 1894 yılının depreminin izleri ve tam da onarıldığı konusunda tereddütler bile var. Sürekli etkilenmiştir. Yani sadece bu karakteristik yapılarımız değil, tüm camiler ve kültürel yapılarında, Topkapı surlarında sürekli hasarlar var. Bakın daha önceki yıllarda da şu 1509 İstanbul'un en büyük depremi 7.7 büyüklüğünde olduğu tahmin edilmekte. Yani 7.7 anlaşılsın diye söyleyeyim. 3 tane Kocaeli depreminin yaklaşık bir anda olması anlamındadır. Dolayısıyla Marmara boydan boya kırıldığı bir deprem. Edirne ile Bolu arasında her yerde hasar var. Yine gravürlerle çizilmiş Müslümanlık dönemi öncesi 1556 depreminin hasarları. Üzerine bakıldığı zaman bilimsel çok şey söylenebilir. 1754 depremi, 1878, bu depremden sonra tacizler, tecavüzler, hırsızlıklar oluyor. Her gün birkaç kişiyi idam sehpasında sallandırıyorlar ki ibret olsun diye. 1766'da Osmanlı kayıtlarında depremin kayıtları var. Ve bu da İstanbul'un ikinci büyük depremi. Yine bir yıl içerisinde 7'den 2 büyük deprem oluyor. 7'den büyük 2 deprem oluyor ard arda bir yıl içinde. Marmara önce doğusu sonra batısı kırılarak bütün parça halinde kırılıyor. Ve en büyük hasarlar yine 1766 yılında var. 1894 artık gravürler değil fotoğraflar var. Kapalı Çarşı yıkılıyor. İşte Heybeliada'da Ruhban Okulu yıkılıyor. Buna benzer pek çok kültürel yapılar, surlar, Ayasofya hepsinde ciddi hasarlar var. 1912 7.4 büyüklüğünde Şarkköy Mürefte depremi. Burada da 300 tane köy ve kasaba yerle bir oluyor. Ölen insan sayısı da oldukça fazla. Ki yapı stoğu ve nüfusu düşündüğünüzde bunlar korkunç rakamlar. Şimdi Marmara depremi nerede olacak? Bir defa Marmara'yı sudan arındırırsanız 3 tane çukur var. Üçü de 1000 metreden derin çukur. 1200 metreye varan çukurlar var. Bu çukurlar tesadüf değil, tektonizmanın açtığı, fayların açtığı çukurlar. Marmara'da ne biliyoruz? 1. 1912'de bir kırık var, faylanma deprem var. Bir ucu Tekirdağ çukurunun içinde. Başka ne biliyoruz? 2. 1999'da depremler oldu. Bir ucu Yalova'da. Şimdi bize teknik bilgilerimiz şunu söyler. Kırılan yerler rahatlar. Uzun süre deprem olmaz. Ama gerilimleri şu uçlara taşır. Gerilimleri buraya aktarır. Dolayısıyla bakın biri Yalova'da, biri Tekirdağ çukurunun olduğu yerde gerilim var. Ve nitekim 4.6 ve 5.8 olduğunda halk çok korktu. Biz de çok kaygılandık. Acaba bu büyük depremin öncüleri mi geliyor diye çok kaygılandık. Ama görünen o ki öyle değil. 8-10 kilometrelik bir alanın kırılması ve artçılarıyla birlikte rahatladığını görüyoruz. Ama kırılmaya aday şu sarı bölge var. Bu sarı bölge en iyi senaryo Silivri ile Avcılar arasında 40 kilometre kırılırsa 7.2 verecek. Bu İTÜ'nün açıklaması. Ben Şener Üşümez Soy'un 6.5'lık depremini dikkate bile almıyorum. Niye almıyorum? Senaryonun iyisi konuşulmaz. Bu arada 6.5 olabilir. Ama tarihi bile okusanız o depremlerin 6.5 değil. Çok daha büyük depremler olduğunu anlarsınız. Yani böyle bir açıklama yapmak aymazlıktır. Yani vebal almaktır. Bildiğinizin yani en kötü senaryoyu ortaya koyacaksınız ki ona göre hazırlık yapasınız. Dolayısıyla 6.5'ü dikkate bile almamak gerekiyor. En azı 7.2, en fazlası 7.7 olmak üzere senaryolar var. Nitekim zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Japonlarla ve yerli bilim adamlarıyla yapılan senaryolarda raporlar var. 4 tane büyük senaryo var. 2 tanesini ben yukarıya koydum. Bakın bir tanesi 7.5 büyüklüğünde deprem.
120 kilometreye yakın bir yer kırılabilir diyor. İkincisinde 174 kilometre, yani tamamı kırılırsa 7.7 verir diye deprem şeyi var, sonuçları var. Ve aşağıdaki ölü, yaralı, yıkım sayıları var. Fakat dikkatinizi çekerim, bu 2002'de yapılmış. Bina sayısı 750 bin, şimdi 1,5 milyon civarında bina var. Nüfusa bakarsanız 9 milyon. Otomatikmen değiştirdiğinizde rakamlar bana göre minimum 150 bin ölü olabilir. Ama böyle büyük bir depremde ölen kurtulacak. 1,5-2 milyon insana her gün bakacaksınız, yedireceksiniz, konaklatacaksınız ve bunu bir gün yapmayacaksınız. Her gün, belki bir yıl, belki daha uzun bir sürede yapacaksınız. Şimdi sorarım size, bu milli güvenlik sorunu değildir de nedir? Gelelim, Marmara'da tsunami olur mu? Bu da bu konuda da şehri efsanesi var. Şöyle ki, elbette bu bir film kurgusu. Dolayısıyla bu kadar abartı bir şeyi Marmara'da beklemiyoruz. Daha küçüğü olabilir ama şunu söyleyeyim, ben deprem yanında uluslararası bir tsunami ekibinin de bir parçasıyım. Tüm Marmara kıyılarını kazdık. Marmara çevresinde katalogladığımız 25 tane büyük tsunami var. Bunların bir kısmı da tarihi kayıtlarda var. Tüm Türkiye kıyılarını da kazdık. 150'ye yakın tsunami var Türkiye kıyılarında. Yani tsunami iç denizdir, Marmara'da olmaz diye bir inanış yanlıştır. 1 ile 3 metre arasında dalga yüksekliği olabilir. Nitekim yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 49 tane tsunami senaryosu var. Marmara'nın neresinde deprem olursa hangi yükseklikteki dalga hangi kıyıya kaç dakikada varır diye 49 tane senaryo var. Ama bizim sakının planlarımız yok. Farkındalık adına çalışmalarımız eksik. Bakın, Marmara kıyılarını kazdık dedik. Kazıp eski tsunami'nin çökellerini, izlerini bulup, yaşlandırıp hangi tarihe ait olduğunu bulmaya çalıştık. Çünkü eğer medeniyetler yoksa kayıt da yok. O zaman başka türlü kazıp bulmanız gerekiyor. Japonlar da var bu ekiplerin içerisinde. Ve 1999'da da İzmit Körfezi'nde bu tsunami'nin basit bir halini yaşamıştık zaten. Şunu oynatma şansımız var mı buradan? Rahman. A new videotape from Indonesia for the first time shows the devastating tsunami as it barreled through Aceh province 2004 yılı Endonezya deprem ve tsunamisinden bugün görüldü. As it engulfs a busy street, picking up cars and minivans and sending people scrambling up the sides of buildings. The tape broadcast by Metro TV was filmed by a cameraman who normally shoots weddings. He started filming shortly after a 9.0. Evet. Bu deprem ve tsunami'den sonra biz Yıldız Teknik Üniversitesi olarak Endonezya'ya gittik. 2 hafta orada çalıştık. Uluslararası UNESCO'nun bir ekibinin parçası olarak 2 hafta jungle ormanlarının olduğu ve hasarların fazla olduğu yerlerin hepsine gittik. Ve tercih nedenimiz de ekip kalabalıkta 3'e bölündük. Biz depremin, Türk ekibi olarak depremin merkezine gittik. Similö diye bir ada vardı. 80 bin kişi yaşıyordu. Depremin 9.3 büyüklüğünde, son 40 yılın en büyük depreminin olduğu yerin merkezine gittik. Yalnız dikkatinizi çekerim. 80 bin kişi de adada kaç kişi ölmüştü biliyor musunuz? 8 kişi. Onlar da hasta. Dünyada, bakın eğitimleri yok fazla. Dünyada tsunami'yi en iyi bilen adaymış. Jenerasyondan jenerasyona nasıl kaçacaklarını, ne yapacaklarını biliyorlarmış. Tam bir vaka takdimi olabilecek bir yerdi. Bakın, 230 bin kişi öldü. Depremin merkez üstünde 8 kişi ölmüş. Öyle bir yere gitmiştik ve gittiğimiz yerlerin bazı yerlerde dalga yüksekliği 20 metreydi. Kendi gözlerimizle gördük. Depremin kendisi Marmara Denizi'nin içerisinde tsunami'yi tetiklemeyebilir. Niye? Çünkü yanal bir hareket olduğu için denizin tabanında düşey bir değişim, yer değiştirme meydana gelmezse deprem tsunami oluşturmaz. Peki ben oluşturacağını söylüyorum. Niye? Çünkü deprem o 3 tane saydığım derin çukurların yamaçlarındaki çamurları silkeleyip denizaltı heyelanları oluşursa tsunami oluşur.
Ve böyle oluşumlarında kayıtları var. Ve ne olur? Tabii bu tsunami Pasifik'te olsa ilk hızı saatte 900 kilometre jet uçağından hızlı. Ama biz Marmara'da böyle bir hızı beklemeyiz. Şu şekilde açık denizler depremde ve tsunamide en güvenli yerlerdir. Denizin ortasında bir eviniz varsa depremde bir şey olmaz çünkü yıkıcı dalgalar sudan geçmez. Başka tsunami de orada 20 santim filandır. Tsunami dalgaları kıyıda yıkıcıdır. Açık denizde herhangi bir problem yoktur. Bakın şöyle, önce su yüzeyinde bir öbeklenme olur. Bu öbeklenme aşağı çökünce ikiye ayrılır. Marmara'da mesela iki kıyıya doğru gider bu dakikalar içerisinde. Fakat bir kere dalga normalde 7 dalgadır. İlk dalga centilmen dalgadır, zarar vermez. İkinci ve üçüncü dalgalar yıkıcı dalgalardır. Marmara'da karşı kıyıya gidip tekrar gelebilir. Dolayısıyla Marmara kıyılarında toplanma alanı olmaz. Biz bunu 99'da hatalı bir şekilde yapmıştık ama ve bu konuda biraz daha dikkatli planlar yapmak gerekir. Sonuç olarak Marmara Denizi'ndeki bir deprem kaçınılmaz. Belki bugün olmaz, belki 10 yıl olmaz ama eninde sonunda olacak ve bu depremden etkilenmeye devam edeceğiz. Gelecek depremler geçmişten daha yıkıcı olacak. Söylediğim sebeplerle. Çünkü geçmişte biz Türkiye'nin en sağlam olan İstanbul merkezinde yaşadık bu depremleri. Bundan sonra çevreye yayılan daha sorumlu zeminler üzerindeki yapı stokları bu depremi yaşayacak. Ve gerçekten bir milli güvenlik sorunu açıkladık biraz önce. Heyelanlar da olabilir. Depremler önlenemez ama zararları önlenebilir. Bu konuda inisiyatif önemli. Hakikaten biz hem inşaat sektöründe hem yer bilimleri dağarcığında çok ilerideyiz. Yani dünya ölçeğinde çok ilerideyiz. Dolayısıyla karar vericiler inisiyatif koyarsa bu işi hallederiz. Sadece depremi değil, diğer afetlerin hepsini halledebiliriz. Teşekkür ediyorum efendim.